kadar acele ediyor? Çünkü bir gün sonra mahsup kararı verilecek ve Demirtaş gerçekten tahliye olacak. İşte bu ikinci tutuklamayla Selahattin Demirtaş'ın, tabii onun şahsında, bütün bu Kobani protestolarının boşa çıkmasını önlemiş oluyor. Peki daha sonra ne oluyor? Tutuklama kararı veriliyor. Sevgili Figen Yüksekdağ ve Demirtaş'la ilgili savcı harıl harıl delil aramaya devam ediyor. Tutuklamış ama yeni bir delil yok. Aynı iddiadan ikinci kez tutuklamış. Yeni delil bulamadığı için çokça çalışıyor ve garip birkaç tanık var dosyada. Bu tanıklar 15 gün emniyette tutulmuş, avukat yok. Niye cezaevinden çıkarılmışlar bilmiyoruz. Bunlara bazı ifadeler imzalatılmış. Ve tabii bir de ileri gidiyor savcı. 24 Eylül 2020'de bu sefer aralarında Ayhan Bilge'nin, Ali Ürküt'ün, Sırrı Süreyya Önder'in olduğu 17 arkadaşımızla ilgili gözaltı kararı veriyor. Neymiş gerekçe? Kobani protestoları sebebiyle gözaltı. Dikkatinizi çekerim sevgili arkadaşlar. Neye dikkatinizi çekiyorum? Aradan 6 yıl geçmiş. 2020. Bu gözaltına alınanlar Sırrı Süreyya Önder hariç, yani o dosyada önce şüpheli olmayanlar hariç, hepsinin ifadesi var. Talimatla ifade vermişler. Haklarında bir gün zorla getirme kararı yok. Garip bir şekilde bu savcı, ben sizi gözaltına alıyorum.